Video TV ekranlarında bir sosyal mezra programından daha herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Bu akşam sosyal mezranın konukları benim de sizlerin de hiç yabancı olmadığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu oyuncuları. Bu akşam onları konuk almamızın sebebi hafta içi İstanbul'da bir ödül törenine katıldılar. Ve Türkiye geneli yapılan bir değerlendirmede 3 ödülle, burada ödülleri de ben yanıma aldım. 3 ödülle Urfa'ya döndüler. Arkadaşlarımızla bu akşam sohbet edeceğiz. Ödül töreninde neler yaşandı, nasıl hazırlandılar, neler yaptılar, bundan sonraki projeleri neler, onları konuşacağız. Tabii yine VTR'lerimiz, sokak röportajlarımız ve yine armağanlarımız olacak. Ben hemen programa başlamadan onun duyurusunu yapayım. Bugün WhatsApp hattımıza duvar yazılarını bekliyoruz. İlginç, komik, güzel duvar yazılarını bekliyoruz ve en güzel cevabı veren iki kişiye Joy Cafe'den kahvaltı ve yılbaşı programı armağan ediyoruz. Yani bir kişiye çift kişilik kahvaltı, bir kişiye de çift kişilik yılbaşı gecesi akşam yemeği armağan ediyoruz. Hediyelerinden dolayı Joy Cafe'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz ve vakit kaybetmeden konuklarımıza dönüyoruz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz görüşmeyeli? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani en son bir 25 dakika önce provada görüşmüştük, kesinlikle, beraberdik. Kesinlikle. Tabii sizleri tanıyan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz var. Tanımayanlar için şöyle en baştan Ferhat Bey'den bir kendimizi şöyle sırayla bir tanıtalım. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş bulduk Hasan Hocam diyeyim. Estağfurullah. Ben Ferhat Turgut. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyuncuyum. Bu kadar. Bu kadar. Ben Emrah Aşkın. Memnun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda oyuncuyum. Hala görevimiz aktif bir şekilde devam ediyoruz. Ne mutlu bize. Bizler çok mutluyuz bu durumdan. Evet. Kızlarımıza dönelim. Yonca Başak Kurum. Harvard Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro ekibinde oyuncuyum. Bilmeyenler kaça gidiyorsun? Dördüncü sınıftayım. Dördüncü sınıf. Bu sene mezun oluyorum inşallah. Uzamadı değil mi? Yok uzamıyor. İnşallah güzel. Buradan hocalarımız. İnşallah. Evet, buradan Yonca'nın hocalarına sesleniyoruz. Yonca buradan tüm Urfa'ya söz verdi uzamıyor diye. Uzamaması lazım. Yok uzamıyor inşallah. İnşallah. Dördüncü sezonumu bitirdim. Ekipteyim ben de. Ha, burada da dördüncü yılın. Evet, burada da dördüncü yılın. Burada uzayacak mı? Uzak. Devam i̇nşallah. Ediyoruz inşallah. Hadi bakalım. Ben Kübra Mesih, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyuncuyum. Bu kadar mı? Bu kadar. Bitti. Evet, Metin Bey. Ben Metin Nihat İpikçioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncuyum. Çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Metin Bey de bu akşam şöyle bir hava var. Her an böyle bir Ahmet Arif şiiri okuyacak gibi duruyor. Aslında iyi şiir okur da. Evet, bir programda o zaman ilerleyen dakikalarda bir şiir alabilir miyiz? Yani bana tekst verirseniz okurum. Kağıttan mı? Ezbere yok mu? Ezberinde hiçbir daha şey yok. Daha iyi okuyan arkadaşımız var aslında. Evet. İsterseniz okuyabilirim. Evet, Kübra. Kübra'dan evet. O zaman Kübra'dan bir şiir sözü alalım. Evet, Yeni Tiyatro Dergisi'nin bu yıl düzenlemiş olduğu Anadolu Emek ve Tiyatro Ödülleri'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 3 ödül aldı. Evet, ödüllerimiz burada. Birazdan kameraman arkadaşlar onu da gösterecekler. En iyi ekip ödülü aldık. Daha güzel bir cümle. Yılın evet, ekibi seçildik. Kesinlikle. Ferhat Turgut kardeşimiz de evet, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü aldı. Evet Ferhat, nasıl bir hissiyattı o? Neler hissetti? Valla hocam, yani nasıl bir hissiyattı? Gerçekten jüri üyelerine de onlarla da konuştuk. Yetkin hocam, Mustafa hocam, işte Hacer hoca vardı. Konuştuk onlarla da. Daha doğrusu yazıştık. Ödülü şeyi yaptıktan sonra, onaylandıktan sonra. Ben şey dedim bana trilyon verseydiniz bu kadar sevinmezdim. Yetkin Hoca şey dedi, trilyon daha iyi dedi. Değil mi? Mantıklı söylemiş. Mantıklı söylemiş. Ama gerçekten dünyaları verseler yani hani bu ödülle değişmem. Çünkü niye? Gerçekten hani bir jüri üyesi var, bir kurum var ve bu kurum size siz doğru yoldasınız, bu yolda devam edin diye sizi onurlandırıyorsa gerçekten çok güzel bir duygu. İşte gittik, ödülümüzü aldık, geldik ve yani bu da bizim için bir onur. Ha, ben şöyle diyeyim, bu ödülü evet ben tek başıma aldım ama tek başıma almadım. Ben bireysel de özellikle diyeyim. Emrah olmasaydı, siz olmasaydınız, Yonca, Kübra,
Metin abi, Murat, Recep, ama Ali abi. Ama Kübra yoktu. Ben yoktum. Kübra yoktu değil mi? Varlığı vardı Kübra ama. Kübra olmasaydı. Olmasaymış yani. O zaman daha dahil değildim ekibe. Murat, Recep, Mustafa Kaçan, Aziz, Mustafa Serkan. Bütün arkadaşlarımız. Gerçekten olmasaydı ben bu ödülü alamazdım. Eksik olurdu. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok çok sağ olun diyorum kendilerine. Peki ben ödül töreniyle ilgili çok özel bir soru sormak istiyorum sana. Bunu ben çok merak ediyorum. Evet. Ekranları başında bilmeyenler var. Onlar da öğrenecekler. Ödülleri kırmayı nasıl başardın? Yani, ödülleri kırmayı nasıl başardık? Yani onu çok iyice bir sardık ama sağ olsunlar çok nazik bir ödül, çok narin bir ödül yapmışlar. Evet. Bunlar da buradan da selamlarımızı yolluyoruz kendilerine. Ama kırılmak dediğim ufak tefek kenarda köşesinde porselen tekrar yapıldı. Ben şöyle göstereyim. Bunu göstermeyeyim. Reklama girmesin. Bunu göstereyim. 72. Koğuş'la Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yılın ekibi diye. Bu da Ferhat Turgut. Hani kırılmış dediğimiz şöyle ucu köşesi porselen olduğu için. Yapıldı ama. Ben şeye koydum yani hani kutuya koydum, sardım. Fakat herhalde bavul biraz bir şeymiş. Sağ olsun hava yolları da bavulları. Burada hani belki reklam oldu ama bilmiyorum. Evet oldu. Emrah. Sen hocam. De 72. koğuşta... Buradan çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buradan bir selam de sizin de en iyi erkek. En iyi, evet. iyi rolde, en iyi komedi dalında, en iyi erkek ödülünüz var. Teşekkür ederiz. En iyi erkek oyuncu ödülünüz var. En iyi erkek dendiği zaman çok hak ettiğimi düşünmüyorum onu. Hak ediyorsunuz. Bu tiple Emrah'cığım. Efendim hocam. 72. koğuşta kaptan oynadın. Evet. 72. koğuşta da yılın ekibi seçilmemizde de emeğin çok. Teşekkür ederim. O süreç nasıldı? Nasıl hazırlandın rolüne? Neler yaptın? Neler hissettin? İlk sahneye çıktığında oyunun ilk o jüri önünde oynadığımızda hissiyatların nelerdi? Çok merak ediyoruz. En iyi kaptan, en iyi kaptan başını böyle yaptı. Biraz evet. Hani evet. Ödül için önce söylemem gerekirse hani biz temsilen Yonca Başak Kurum'la başrolü paylaştığımız için İstanbul'a gittik. Yani herkesin orada emeği vardı bizim bütün ekipte. Hani oyuna nasıl hazırlandım? Siz bana çok tüyo verdiniz. Gerçi ben yine bazı konularda bildiğimi okudum ama ondan hiç şüphemiz yok. Yani hissederek oynadım. Hani aslında hani çok kendimi o role adamıştım. Hani hiç seyirciyi görmüyorum. Hani jüri var veya yok diye o kadar şey yapmadım. Hani arkadaşlarımdan hatta en güzel bir sahne Metin abiyle birlikte yani kısaca şey olsa onu anlatayım. Evet tabii. Bu bir benim rüya görme sahnem var. Çok önemli bir sahne. Ben kalktım işte uykudan sıçradım işte. Dedim işte bir rüya gördüm. Yalnız işin güzel tarafı benim yönettiğim oyunu bana anlatması çok hoş oluyor. Yani benim bir sahnem var. Seyircilere, bilmeyenlere anlatalım. İşte Metin abi erken girdi. Direkt lafın sonunu söyledi. Ben de Metin abiden birimize bir bakışımız vardı. Hani bir çaresizlik. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yani oyun çok güzeldi, çok beğendiğim bir oyundu. Yani başrolü tabii siz bize layık gördüğünüz için ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Yani İstanbul'a bütün ekip arkadaşlarımızın gelmesini isterdik. Yani ödül töreninde ben şununla karşılaştım. Hani anons edildiği zaman Şanlıurfa Büyükşehir Tiyatrosu dedikleri zaman yanında 3 tane adam oturuyordu. Hani kimdir bilmiyorum. Vay, Urfa ödül mü aldı? Hani Urfa'da böyle bir şey mi var? Adamlar hani Urfa'da bir sanatsal olarak hiçbir aktif olmadığını gördüm ve biz 3 ödül alarak hem iki tane bireysel ve bir tane de ekip adını aldığımız için onlar için gerekli cevabı verdiğimi çok iyi düşünüyorum. Ve bizi çok iyi ağırladılar sağ olsunlar, iyi insanlar. Belki bizi izleyen var mı onlardan bilmiyorum ama yani vardır çok mutlu oldum. Hani vardır internet üzerinde de söyledim arkadaşlar, herkes takip ediyor. Yani kaptan çok iyi biri oldu ben. Şöyle söyleyeyim yani ilk defa hissederek oynadığım bir karakterdi. Yani içime de sinen bir karakterdi. Ve hani oyun hiç bitmesini istemiyordum. Yani sular hani hatamız oldu elbet ama hani bütün arkadaşlar herkes öyle bir kas oturmuştu ki yani biz ayrı bir dünya yaşıyorduk sahnedeyken. Diyorsun. Aynen. Teşekkür ederiz. Evet bu hatırlatmamızı da tekrar yapalım. Şöyle bu defa tutturacağım. Tutturdum. Altta yok, tutturamadım. WhatsApp hattımız orada. Bu akşam duvar yazıları bekliyoruz sizden değerli izleyenler. Yalnız mesajlarımızın altına isimlerimizi de yazarsak, çünkü programın sonuna doğru içeride programımızın yönetmeni Ahmet ve
Ferhat Elden arkadaşlarımız kura çekecekler. Buradan da onlara da sevgi selamlarımı yolluyorum. Özellikle yönetmenimiz Ahmet Bey'e, inşallah yine TikTok izlemiyordur, bizi izliyordur diyoruz. Buradan selamlarımızı yolluyoruz onlara. İsimlerimizi yazarsak sonra çekilişler olacak. Duvar yazılarını bekliyoruz. En güzel iki duvar yazısına Joy Cafe'den bir çift kişilik kahvaltı ve yılbaşı özel programı. Toplamda iki kişiye ödül veriyoruz. Duvar yazılarınızı bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda biriktikçe okuyacağım. Evet, Yonca Başak Kurum. Duvarların ötesi, yok duvarların ötesi şimdi oynadığımız 72. koğuşta. İnşallah Allah, İnşallah onlar da Allah söyletti herhalde. Onunla da bir ödül alacağız gibi. Evet. 72. koğuş. Ben de Fatma'yı oynuyordum. Nasıl biriydi Fatma? Şöyle bir karakterini bize anlatır mısın? Fatma kocasını öldürüp hapse giren bir kadındı. Kızı vardı. Gerçekten çok duygu yüklü bir oyundu hepimiz için. Benim için çok ayrıydı. Ben çok ağladım sahnede. Ya zordu ama güzeldi. Sahnede ağlayabilmek gerçekten çok zor. Dışarıda ağlayıp sahneye girmek bir tık daha basit ama sahnede ağlayabilmek gerçekten çok zor. O anki duygu, düşünce, o anki ruh halin çok farklı bir durum. Partnerim Emrah ve gerçekten bütün ekip arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel bir oyun çıkardık ve biz gerçekten bitmesini istemiyorduk oyunun. Her hafta böyle hadi gelsin de oynayalım havası vardı. Güzel bir oyundu. Bu oyunla beraber yılın ekibi ödülünü almak da ayrı bir gurur. Çok mutlu etti bizi. Evet, bu da bizi çok gururlandırdı. Bir arkadaş mesaj atmıştı. Hani ben bundan tam emin değilim ama hafta içi mutlaka araştıracağım. Ve şöyle bir şey söyledi. Bu alınan ödüller Şanlıurfa ilinin tiyatro anlamında aldığı ilk resmi ödüller. Öyle de bir özelliği varmış. Eğer öyleyse bu bizi daha da gururlandıracaktır. Böyle hep yanımızda taşıyoruz. Bundan sonra boynumuza asıp taşıyacağız. Küçük yapıp. Bizim için çok özeldi. Gerçekten gittiğimiz ödül töreninde bütün kategorilerde bence en özel ödüldü. Yılın ekibi olmak. Evet, biz gerçekten birlik, beraberlik içinde olduğumuzu, gerçekten ortaya koyduğumuz işin ne kadar profesyonel ve düzgün yaptığımızı insanlara göstermişiz ki demek ki bu ödüle layık görülmüşüz. Oyun da çok güzeldi. Ekip arkadaşlarım çok ter döktüler. Herkes. Sahne arkasında çalışan arkadaşlarım, ışık, müzik, dekor. Hepsi bütün olarak demek ki çok güzel bir iş çıkarmışız ki bu ödüle layık görülmüşüz. Benim için çok özel bir karakterdi zaten. Hala da çok böyle severek hatırladığım bir karakter. İnşallah böyle çok güzel oyunlar oynarız, daha da güzel ödüller, daha da güzel projelerde yer alırız diye düşünüyorum. Bakalım, güzeldi ama ödül töreni de çok güzeldi. Bizi çok güzel ağırladılar. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Biz çok özel anlar yaşadık orada gerçekten. Evet, onunla ilgili VTR'miz de olacak ilerleyen yani dakikalarda. Sahneye çıktığımızda ben arkadaşlarıma baktım. Ben nasıl titriyorsam onlar da titriyordu. Gerçekten biz selamlamaya çıktığımızda bende o his oluyor. Bütün seyirci bizi alkışladığında, gerçekten oyunumuzu beğendiğini anladığım an benim hep gözlerim dolar selamlamada. Şu anda olduğu gibi. Bana hadi Yonca'yı alalım. Bana çok heyecan veriyor. O anda öyleydi. Sanki biz selamlamaya çıkmış gibi böyle bütün herkes bizi alkışlıyordu. Çok özel bir durumdu. İnşallah bütün arkadaşlarımızla beraber bir dahaki ödüllerde de hep beraber oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Kübra, bu iki oyunda da oynamadın. Buna nasıl hazırlandın? Evet, ben o zamanlar ekibinizde değildim ama artık ailenizin bir parçasıyım. Bir yılımı doldurdum. Çok isterdim ben de o yarışmaya katılabilmeyi ama olmadı. İnşallah bundan sonraki. Evet. Ben inanıyorum ki biz bu azimle devam edersek bu ödüllerimizin kat ve kat daha fazlası. Azimle çalışan ödülü alır. Kat ve kat fazlası da çıkartacağız. Ödülü kırar. Evet, azimle çalışan ödülü kırar. Evet Metin Bey. Siz neyi oynadınız 72. koğuşta? Ben 72. koğuşta ana karakterlerden Kara'yı oynadım. Çok istediğim bir karakterdi. Çok severek oynadım. Çok istiyordum yani bunu sevdiğim için oynadım ama bir rol insan içine sinecek. Gerçekten o karakter benim içime sinmişti. Sizin de bana çok faydanız oldu. Çünkü özellikle beni siz çalıştırdınız.
İlk haftadan sonra bazı hatalarım oldu. Şöyle ben her programa gelmeden konuklarıma söylüyorum. Hani özellikle ekibe. Ne olur iki kelimeden birinde benim katkım olduğunu vurgulayın diye sağ olsunlar beni kırmıyorlar. Evet, teşekkür ederim. Hocam gerçekten sizinle çalışmak bana gurur veriyor. Ben ödül aldığınız gece canlı yayında izledim ve ben Ferhat'tan paylaştım, sizden paylaşmadım. Şunu söylemek istiyorum. Siz bireysel ödül aldığınız zaman gerçekten ben gurur duydum. Doğru. Niye gurur duydum? Çünkü o ekipte ben de varım. Eyvallah. Ben öyle bir ekipte çalışıyorum ki Türkiye'nin en iyi komedi oyuncusunun ödül aldığı ekibin genel sanat yönetmeni. Şu an kalkıp öpesim var. En iyi yardımcı rolde ve en iyi ekipte ekibi seçildi. Ben onur duydum, gurur duydum ve ne mutlu ki bana ben o ekipteyim. İnşallah size daha nice ödüller gelir bu ekipte. İnşallah. Hep beraber. Hep beraber İnşallah. Hocam. İnşallah. Ben Metin abi için bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii ki. Metin abi bizim ekibimize kaç sene? 4 oldu. 4. sezonu. 4. sezonu. Ve bizim gerçekten hani ekibimize o kadar iyi adapte oldu ki oyunlara o kadar yani bir sene, 1,5 sene herhalde belki de 2 sene bir bocalaması vardı. Çünkü her insan gelir bocalar. Ama gerçekten yani ekibe gelip ve 4 sene içerisinde adapte olup ve çok iyi karakterlerde rol alan, çok iyi oyunlarda da yani en iyi karakterlerde rol alan ve hakkını da veren bir abimiz. Ki yaş itibariyle de bizden büyük, herhalde 60 yaşında varsın değil mi? 63. Yani hani yaş itibariyle bizden büyük. Yani o yaşına rağmen gerçekten bu şeyi seviyor, bu yani hani sanatı seviyor. Sanatı seviyor. Bu arada kendisini de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve bizim diğer arkadaşları da burada yoklar ekip adına. Ben hani onları tebrik ediyorum. Bir de bu programda memlekete selam gönder. daha sonra, daha sonra. Şuraya bak. Bir iki tane mesajımız var. Ben onları okuyayım. Mesajlar da gelmeye başlıyor. Evet, dediğimiz gibi tekrar hatırlatıyorum. Joy Cafe'den bir kişiye çiftçilik kahvaltı, bir kişiye de yılbaşı gecesi yemek veriyoruz. SMS'imiz de duvar yazıları. Altta yazan WhatsApp hattımıza duvar yazılarınızı yolluyorsunuz. İyi yayınlar Hasan abim. Severek izlemekteyiz. Duvar yazısını sonra yollarım. Selamlar şimdiden. Bütün konuklarınıza saygılar. Fatih Ahmet bizden de saygılar. Belediye tiyatro ekibindeki güzel insanlara selamlar. Duvar yazımızda hayaller bile hayal oldu. Ressam Aynur Türkoğlu göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ne kadar içersen iç başın döner. Gidenler değil demiş Tevfik Emir İnan. Süslendikçe çirkinleşen tek şey yalandır. Ali Çelik yollamış. Ferhat Turgut kardeşimizin çocukluk arkadaşları olarak kendisine ve sizlere başarılar diliyoruz. Eşref Hoca demiş. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ben 28'inde gerçekten hani ilkokul arkadaşlarım yani hani Hilvan'da büyüdüm şey yaptım. Buradan Kuskum'da Hilvan'da büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. Ne mutlu ki orada geçmiş. Ve biz çocukluk arkadaşları olarak kaç sene oldu? İşte yaşım 38. Hemen hemen 20 senedir, yok pardon 30 senedir, 30 senedir görüşmüyoruz ve 30 seneden sonra bir WhatsApp grubu kurduk ve bu 28'inde de arkadaşlarla buluşacağız. Buradan herkese çok selam gönderiyorum çocuk arkadaşlarıma. T arkadaş Fransa'dan geliyor. Fransa'dan şeye geliyor, sıra gecesi. Siz de vallahi helal olsun. Ferhat Turgut, senin bir bireysel ödülün de vardı. Komşu köyün delisiyle. Orada Osman karakteri. Nasıldı Osman karakteri? Ben orada çok güldüğüm sahneler vardı. Şimdi sandalyeyi çekiyoruz, bağırıyoruz. Yetiştiremedik. Ama göstermeden yapsa hocam. Evet, sadece anlatsa. Nasıl hazırlandın Osman'a? Ben Osman yine şöyle durum ben normal. Şöyle yani ben normalde karaktere hazırlanırken kendimden de bir şeyler katıyorum. Çünkü kendimden bir şeyler katmadığın zaman karakter eksik olur. Osman karakteri de Hamdi yani köyün delisi köye geldikten sonra kendi deliliklerine dışarı vuran insanlardı. Osman da öyle bir şeydi ve Osman herhalde biraz daha galiba deliydi. Yani. Biraz daha böyle şey bir adamdı, zıpır bir adam. Ve ben hani kendimden de bir şeyler katarak Osman karakterini oluşturdum. İyi ki de oluşturmuşum ve iyi ki de en azından hani sağ olsunlar bizi onur edip bu ödülü vermişler bize. Herkese çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi ödül töreninden konuşmuşken o akşam ödül töreninde böyle yaşananlar, bize gelen videolar var. İnsanların izlerken çektikleri. Bizim de Ferhat Elden kardeşimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü kameranın hemen arkasında bana bakıyor. Hazırladığı bir BTR'miz var. Bakalım ödül töreninde neler yapıyor. Ben gerçekten çok heyecanlıydım o gece. Bakalım neler yaşanmış. Hep birlikte bir izleyelim. Geçiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hiç beklemediğiniz güzel bir oyunla bizi misafir ettiniz. Gerçekten görmenizi tavsiye ediyorum. Kendi kurdukları bir ekip. Aynı zamanda müdürleri müzisyen. Ne güzel, hep birlikteyiz. Herkese hoş geldiniz. Hocam burası çok farklıymış. Orada bayağı rahat izliyorum. Çok heyecanlandım. Bunda ekibin burada olmayışı etkisi var tabii. Ben ekip arkadaşlarıma çok özverili çalışıyorlar ve bizde ekibimizde çok farklı arkadaşlarımız var. Ben burada onları zikretmek istiyorum müsaadenizle. Mesela bizde belediye park bahçelerde çalışan oyuncu arkadaşımız var. Yani sabah toprak taşıyıp ağaç dikip akşam provalara gelen arkadaşlarımız var. Ben bu ödülü en çok onlar hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü adı emek ödülü ve onların emeği çok çok fazla. Ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Bizler de tebrik ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yalnız Komşu Köyün Delisi'yle aldım bu ödülü. Ben yıllarca deli olduğumu söylediğimde kimse inanmamıştı. Sağ olsun jüri heyeti bunu fark etti. Bir de ödülle taçlandırdı. Kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Deliliğimi tescil ettiğiniz için. Ben de bu ödülü başta gerçekten bizlere emek veren, bizlerle yakinen ilgilenen konservatuvar şube müdürümüz Sayın Ahmet Dağlar ve tabii ki hiçbir zaman manevi desteğini esirgemeyen, sürekli arkamda olan kıymetli eşim ve oğlum için alıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. En büyük teşekkür sevgili hocalarıma, Yeni Tiyatro Dergisi'ne çok çok teşekkür ederiz. Urfa'ya gelip bizi izlediler, yani bu ödülü verdiler tiyatroda ilk ödülümüz, ilk bireysel ödülüm, çok çok teşekkürler. Anneme babama emeklerinden dolayı, bana emek veren hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili oğlum Tarık'a, Mert'e büyük teşekkür ve buradan sevgili eşim Ayşe'ye, onu çok seviyorum, çok teşekkürler, çok sağ olun. Töreninde bunlar yaşandı. Ferhat, ilk sahneye çıktın, ismin anons edildi. O an neler hissettiğini bir anlatır mısın bize? Ya hocam gerçekten ilk benim ismim anons edildi. Aynen. Yani. İlk biz hani şey olarak galiba ekip olarak ekip daha sonra mı? Önce ekip olarak aldılar bizi ama orada konuşmamıştık. Sen oğlum, ilk ya çok bireysel değil, nasıl sen diyeyim hani anlatılmaz yaşanır derler ya. Gerçekten hı-hı, orada yani hani yaşamak gerekiyor. Çok çok heyecanlıydım. İlk defa zaten bireysel de ödül alıyorum. Ya ve yani hani gerçekten ya, hayal ederseniz yani mesela ben oyunculuğa başlamadan önce benim şeyim vardı, hayallerimden bir tanesi yani ben evet bu işi yapayım ama en iyisini yapayım, en doğrusunu yapayım ve hak edileni yapayım ve eğer gerçekten hak ediyorsam da hani bir şeyler alayım yani tabii yani işte ödül ama
yani hani dünyalara verseniz değişilmez. Ve öyle bir duyguydu. Yani şu anda tarif edemiyorum daha doğrusu. Ve buradan gerçekten anneme babama çok teşekkür ediyorum. Bana emeklerinden dolayı benim arkamda durdular. Kardeşlerime, kız kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Emek veren hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere, arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ederiz. Şebeşete'ye çok teşekkür ediyorum. Aa, ne demek rica ederim. Ve oğlum Tara, oğlum Mert'e ve gerçekten dejav oldu oradaki konuşmaları manevi yaşadım. Manevi olarak her zaman arkamda olan büyük destekçim olan eşim Ayşe Turgut'a çok 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 teşekkür ediyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Yani hani Allah mesut bahtiyar etsin. Dilde söylemiyorum. Ben her zaman söylerim işte seviyorum seviyorum diyorum ama seni seviyorum aşkım. Evet, iki mesajımız var. Hemen bakalım. Üç şeritli yol olmuşsun. Hala asfalt yeni gibi davranıyorsun demiş Mustafa Çelik. Yükün dürüstlükse gücün düşer belki ama başın düşmez. Mehmet Balcı. İyi geceler Şanlıurfa Belediyesi Tiyatro grubuna. Ferhat iyi akşamlar. Başarılarının devamını dilerim. Remzi Catar. Çatır, evet 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 benim küçüklük arkadaşım. O da o gelecek 25 kişilik grubun içinde. Grubun içinde. Evet. Bir ara çok konuştum hiçbir faydasını görmedim ben de bıraktım demiş Medine Şimşek. Evet Erdal Tosun'un organize işlerde söylediği bir lafta oradan da Erdal Tosun'u da saygıyla analım. Saygı, Allah mekanını evet. Cennet amin. Etsin evet. Diyelim. Bütün ustaların. Aynen. Emrah'cığım. Efendim hocam. Yeni projelerde var mısın? Rolün var mı? Neler düşünüyorsun? Hazırlıklar var mı? Tekrar çünkü jüri heyeti gelecekmiş. Yani siz bilirsiniz zaten hani yeni evet. Oyunda siz bakıyorsunuz hani jüriye kaçabiliyor. Yani bize rol düşünürseniz elimizden geleni yaparız. Şu an Reis Bey bence. Evet. Onu çok öyle. Da böyle evet spoiler yani. Vermeden halledelim. Yani size kalmış bir şey hocam. Bize verilen bütün görevi biz başarıyla yapacağıma inanıyoruz. Yapacağına inanıyorsun. Tabii ki. Evet. Metin Bey'den devam edelim. Metin Bey bir de sen yoldaydın herhalde değil mi? Diyarbakır'dan geldin. Evet, Diyarbakır'dan geldim. Zaten hemen inip buraya geldim. Canlı yayına katılmak için. Yeni oyunlara, şu an Duvarların Ötesi. Duvarların Ötesi'ni oynuyoruz hocam. 5 haftadır güzel bir şekilde oynuyoruz. Seyirci iyi, iyi tepkiler alıyoruz. Oyun başarılı gidiyor. Yeni oyunda görev verirseniz elimden geleni yaparım. Yonca Başak. Ben Duvarların Ötesi'nde oynamıyorum. Arka tarafta arkadaşlarıma elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Sahne önünde tabii ki de sahnede olmak çok isterim. Bütün oyunlarda oynamak isterim. Bazen tabii rol düşmüyor. Diğer arkadaşlarımız oynuyor. Sahnenin arkasında da elimden geldiğince arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kostüm, aksesuar, makyaj elimden geldiğince. Çünkü bir şeyleri hep beraber, bir şeylerin ucundan tutarak yapmamız gerekiyor. Gerçekten biz bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece çok daha güzel projelerde ve çok daha güzel yerlerde umarım görürüm ekip olarak gerçekten. Çünkü bir şey eksik oluyor, hemen biri koşuyor, hemen söylemeden göz göze gelmemiz yeterli oluyor. Bu eksik, göz göze geldik, hemen koşup getirmeye gidiyor arkadaşımız. Kostüm odasından bir şey gelecek, işte marketten ya da başka bir yerden bir şey alınması gerekiyor. Yani hep beraber bunu halletmeye çalışıyoruz. Kesinlikle bunu seyirciye yansıtmadan, o günkü oyuna yansıtmadan biz arka tarafta kendimiz halletmeye çalışıyoruz. Bu konuda bütün ekip arkadaşlarım özveriyle çalışıyorlar. Herkesin eline emeğine sağlık. Ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım diğer oyunlarda, gelecek sezonda, bu sezonda oynayacağımız diğer oyunlarda rol alırım. Çünkü gerçekten arkada kismet, olmak... Kismet, sözünü veremeyeceğiz. Yok, arkada olmak ben zor biraz. Yonca'nın şeyine bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii ki. Evet, rol hani tabii bütün arkadaşlara kendime de söylüyorum. Bence rol verilmez, alınır diye düşünüyorum. Yani hani biraz da istekli olmak lazım ki istekliler ve bütün arkadaşlarımız çok istekli. Bazen işte kast yetmiyor. Tabii ki. Kast yetmediği için aslında böyle oluyor.
Ama buradan ben biraz aslında öz eleştiri, yani hani hep tamam böyleyiz böyleyiz ama bir öz eleştiri yapmak lazım diye düşünüyorum. İsteyelim bence. Yani hani bugün evet reisi ben oynuyorum işte... İkinci orada süfle veriyor yalnız. İkinci mahkum. Sahtekar bak olsun. Her hafta oynadığımız şey sahtekarı oynuyor işte öğretmeni oynuyor işte kolsuz bacaksız falan filan bacaksız oynuyor. Ama bunu da bence istemek lazım. Yani istediğimiz zaman bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Yani ne kadar istersek o kadar da çok başarırız diye düşünüyorum. Yonca, tekrar sana sorayım. Ödül töreninde sahneye çıktığında sen neler hissettin? Ben onu unuttum az önce. Böyle bir kargaşa oldu. Burada ben ne söyleyeceğimi de karıştırdım. Demek ki programdan önce telefonlarımızı sessize alıyormuşuz. Evet. Evet Yonca. Ben çok heyecanlıydım. Herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. Oradaki bütün gelen ekipler, bütün şehirlerden gelen ekipteki farklı arkadaşlarımız, farklı yönetmenler. Biz orada çok güzel insanlar tanıdık. Çok güzel sohbetler ettik. Gerçekten farklı şeylere değindik. Birbirimizi tanıdık. Güzeldi. Çok heyecanlıydı. İlk defa böyle bir platformda yer alıyordum. İnşallah çok daha güzel yerlerde oluruz. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Ekip olarak gerçekten bireysel olarak aldığınız ödüllerde de tebrik ediyorum. Hepimiz adına bir gurur kaynağı bence. Bu ödüller bizi bir tık daha yukarıya taşıdı. Ben böyle düşünüyorum. Yaptıklarımızın üstüne biraz daha katmalıyız ki daha güzelleri olsun. O gece çok heyecanlıydı. Gerçekten böyle yılın ekibi dendiğinde bir sahneye çıktık. Ben titriyordum. Çok heyecanlıydım. Her zaman olduğu gibi ben çok heyecanlanırım böyle durumlarda. Dediğim gibi oyunların sonunda genelde selamlamada ben böyle oluyorum. O da sahneye çıktığım ilk günden beri oyun bittikten sonra böyle herkesin ayağa kalkarak bizi alkışlaması, insanların bizimle böyle gurur duyarak bize böyle gururla bakmaları çok özel bir durum bence. Ben anlatırken hep boğazım düğümleniyor. Evet biz de onu fark ettik. Ağla istersen. Yok ağlamayın. Çok o kadar duygusal anlattı ki ben bir ara böyle uyuyacak gibi oldum. Ama öyle gerçekten, geçti. Gerçekten yani evet benim bir mesleğim de var öğretmenlik. Ama bu işi de ben meslek olarak gerçekten bunu da böyle bir iş olarak görüyorum. Aynı zamanda beni çok farklı geliştirdiğini düşünüyorum her anlamda. Benim öğretmenliğimde de bana çok şey kattığını düşünüyorum. Her gün, her hafta sahneye çıkıp insanlara bir şeyler anlatma çabası benim normal günlük hayatımda, mesleğimde de çok fazla işime yaradı. Hani gerçekten tiyatro, sahne, her şey o kadar özel ki benim için. O yüzden bu kadar duygusal. Seyirci dedin de seyirciyle sinerjiniz nasıl? Mesela bizim çok sevdiğimiz, sürekli bizi takip eden seyircilerimiz vardı. Tabii bunların içinde ilginç olaylar da yaşıyorduk. Mesela o dönem bilmiyorum sizler hatırlar mısınız? Yani bence ben askere gitmeden önce 2011 sezonundan önceydi. Bir seyircimiz vardı bizim bir abla. Ben burada değerli seyircilerimize de anlatayım. En önde gelir otururdu. Oyun başlardı mesela. Oyunda bizle konuşurdu. Tabii şey derdi. Atıyorum iki tane karakter. Emrah hatırladı. İki karakter var. İşte şimdiki oyunlar örnek veriyorum. Örnek reis koşuyor şey diyordu. Bacaksız nerede? Alttan şey diyordu. İçeri girdi. Vallahi böyle ama. Ondan sonra bir ara şey yaptı. Portakal soymuş sahneye bana uzattı. Portakal iyi mi sen diye. Var mı siz şu an öyle seyircilerin? Bizimle beraber yaşadıklarını düşünüyorum ben. Ben seyirciyi çok ağlattım. Ben ağlarken seyirci de çok ağladı. Bence şu an da ağlıyor. Şu an ağlıyor. Şu hayır ağlamıyorum da. Bildiğin Yonca konuşunca uykumuz geldi. Yonca'yı ağlatacağım biraz da. Yok ağlamıyorum. Zorla beni ağlatacaksın. Ağlamam bir şey olmaz şuna, ya. Çocuk oyunda biz buna çok denk geldik. Bu arada çocuk yönetmenleri Recep Genç hocama da selamlar olsun. Evet burada sonra Recep. Sonra küsüyor bize. Öyle mi? Yok ya Recep küsmez. Recep buradan sana selamlar. Bizi izliyorsan SMS at. Belki sana çıkar ödüller. Yani biz artık sürekli gelen seyircilere biz sahne alıyoruz. Onlar bizim yerimizde oynuyor. Artık yani o kadar ki ezberlemişler. Bizden takılıyorlar. Her yalnız Emrah bunu anlatalım insanlara. Şimdi şey gibi oldu. Onlar bizim yerimizde oynuyor. Biz oturuyoruz diye bir şey yoksa seyircilerimiz. Düzenli sürekli oyunumuz gelen seyircilerimiz bir oyun. Aynen güzel bir oyun çocuk oyunu. Recep hocamız yazdı senesini.
Yani biz çocukları aldığımız zaman sırf bir deki hafta yani bir deki seansa gelmeleri için oyunu ezberliyorlar. Sırf sahneye çıksınlar bizim yerimize oynasınlar diye. Ve biz de onu yapıyoruz. Yani çocukları kendi sahnemizde hem ders vereceksin hem de onlar da içindeki o hevesi alsın diye bir sahne tozu da yutsunlar tabii, diye. Tabii yani onlar bir interaktifimiz şöyle oluyor. Evet hocam. Evet. Şimdi moderatörlüğü ben üstleneyim mi? Tabii ki buyurun. Yalnız bir biz evet Ferhat bir gösterebilir miyim? Sen, programdan ya önce bana dedi ki hocam dedi ben de bir kart alabilir miyim? Ben dedim ki işte programla ilgili notlar tutacağım. Bize şeyler evet Ferhat bize resim yapmış. Evet gördüğünüz gibi teşekkür ederiz. İsimlerimizi yazmış. Evet. İsminizi yazmış da Hasan ne? Hasan. Bir harf Hasan yok. Onu biz boşlukları evet biz dolduracağız. Aynen. Hocam. Evet. Ödül gecesini anlatabiliriz. Sizin ne yaşadınız gerçekten? Hani genel sanat yönetmeni olarak yani evet nasıl diyeyim ödül aldınız bireysel olarak bir de ekip olarak çalıştırdığınız insanların ödül alması ondan sonra işte ekibin ödül alması ve sizin de bireysel ödülünüzün alması o gece nasıldı ya da karakteri Hamdi karakterini nasıl çalıştınız? Evet. Nasıl çıktı? Bunlar hepsini birden bir şimdi evet topu attılar. Birden yani sonra gelen kadar farklı oluyor değil mi? Şimdi şöyle ben biz biraz rahat rahat böyle bir yani siz yani bu sefer oturalım. Önce gibi anlatayım. Hamdi karakteri benim için çok özeldi diye böyle. Hamdi karakteri gerçekten benim için çok özeldi. Çünkü ben deliliği çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ben ona hazırlanırken de hani meczupları çok takip ettim. İzledim, gördüm. Hani neler yapıyorlar veya nasıl tepkiler. Mesela oyunda benim şöyle bir tikim vardı. O kaldı bende. Yani halen bazen ara ara yapıyorum yani. Aynen. Bazen halen evde de yaptığımı fark ediyorum ben. Çok severek oynadığım bir roldü. Ödül gecesinde de şöyle bir durum oldu. Bilmiyorum hani aldığım yükten, sorumluluktan mı ne. Ekibin aldığı ödülde ben daha çok heyecanlandım. Bireyselde o kadar heyecanlanmadım. Evet, ben, daha rahattım. Aynı şekilde. Ama ekip için sahneye çıktığımda çünkü gözümün önüne evet Metin İpikçioğlu geldi, Mehmet Orhan geldi, Murat Çoban geldi yani uykusuz uykusuz provalara gelip özellikle Galatasaray maçı izlemeyip provalara geldiği anlar geldi. Bunlar beni duygulandırdı. Ali Şekeroğlu geldi, fıtık, bel fıtığı kendisi. Buradan da ona geçmiş olsun diyoruz. İki program geldi buraya. Üçüncüye de dedik ki hani fıtıksın dinlen diye. Çünkü yaş da 200'ü bulmuş onda artık. Ama ödül için çıktığımda yani şeyde ekip için çıktığım ödülde çok daha heyecanlıydım. Zaten ne konuşacağımı az önce VTR'de de izledik ne konuşacağımı bilemedim. Hani ne diyeyim cümleye nasıl başlayayım. Aldım mikrofonu hani iyi akşamlar mı diyeyim. Hayırlı cumalar mı. Bayramımız mübarek olsun bir öpeyim mi hani ne yapacağımı gerçekten bilemedim. Ama ikinci bireysel ödülde çıktığımda biraz daha rahattım. Orada çok da uzatmadım zaten. Hani hemen kısa konuşayım da ineyim çabası var. Çünkü genelde değerli izleyenler, tiyatrocularda öyle bir durum vardır. Sahnede 500 sayfayı oynarız. Hiç problem değil. Ama doğal konuşmaya gelince o sahnede bize gerçekten bir şeyler oluyor. Gerçekten heyecanlanıyoruz. Konuşamıyoruz. Bunun da bir örneğini hemen şimdi gösteriyorum. Evet Metin Bey. Şimdi size dönelim. Dalgalar. Evet bir şiir alacağız da ondan önce duvarların ötesinde kolsuz bir mahkum oynuyorsun. Evet hocam. Nasıl hazırlandın? Hocam öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu rolü çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Hatta önce böyle bir hikayesi de var. Bana bir dizi çekimi için bana verilmeyecekti. Ben eve gittim. Moralim çok bozuldu. Hatta şimdi niye moralim bozuk ya dedim ben. Sen konuşma dedim. Yok. İkinci mahkum rolünü çok istiyorum dedim ama bence Hasan Hoca bana vermeyecek rolü ben de çok üzülüyorum. Dedi bir şey olmaz hakkın dairesi neyse olsun dedi. Zaten bir gün sonra bana verildi. İkinci mahkum rolünü çalışırken özellikle ben burada Ferhat Turgut'a çok teşekkür ediyorum. Evet Ferhat güzel bir şey söyledi. Kaygın çok fazla sürmemiş. Yani akşam dert etmişsin sabah almışsın. Yani ama ben gerçekten kaygısı güzel. Yani, evet, hocam kaygısı şöyle çok bir durum var. Sizinle çalışmak gerçekten güzel. Allah sizinle razı çalışmak gerçekten çünkü siz bize o güveni veriyorsunuz. Siz ekibi çok sahipleniyorsunuz. Yani bu sahiplenmek biz bunu hissediyoruz. Gerçekten biz bunu hissediyoruz. Yani demin ekip adına ödül aldığında daha çok heyecanlandığınızda bunu zaten belirttiniz. İkinci mahkuma çalışırken biz gerçekten çok böyle bir zor şartlarda, ağır şartlarda yani gece 11'lere kadar çalıştık. Ferhat'ın çok faydası oldu bu konuda bana.
Ferhat Turgut'un tecrübelerinden faydalandık. Bize yardımcı oldu. Yanlış olduğumuz yerlerde bize şey yaptı. Yeri geldi, siz bana yardımcı oldunuz. Ama iki ay boyunca çalıştık. Güzel bir oyun çıktığına inanıyorum. Severek oynuyorum. Farklı bir rol benimki çünkü diğer üç mahkumdan biraz daha farklı, biraz daha işin komedi tarafına kaçan bir oyundu. Orada da evet, sen Komşuköy'ün delisinde de beni sevmeyen Tahir'din değil mi orada? Evet. Yani ben Komşuköy'ün delisinde böyle bir dün Aziz Kulaklar Çınlasın bir hatırayı anlatabilir miyim hocam? Tabii ki. Şimdi ben Komşuköy'ün delisinde çalışırken ilk provalarda ben sizin bir lafınızı yanlış anladım. Argo margo bir şey demiyorsun ha? Hayır. Dediniz ki Metin abi sen muhalefetsin. Sen bunların yaptığına gülme. Ama normalde oyunun akışına göre gülmem lazımmış. İlk hafta mı ikinci hafta oynuyoruz. Aziz dedi ki geldi bana. Ya dedi Metin abi dedi. Sen oyunun başından sonuna kadar ne yaptıksa gülmedin. Ben de demişim ki bana gülme dediler. Yani böyle bir şey oldu. Evde de düşünsene bir şey oluyor. Gerçekten. Ama Tahir Ağa da çok iyiydi Hasan Hocam. Evet, birkaç mesajımız daha var. Hemen onları okuyalım. Alttan başlayayım bu defa. Adana'dan selamlar. Özlem Serkan Bozkoyun demiş. Biz de buradan Özlem ve Serkan Bozkoyun çiftine selamlarımızı yolluyoruz. Allah bağışlasın. Nur Topu gibi çok tatlı bir bebekleri oldu. Allah onlara bağışlasın. Serkan ne yapmıyorsun? İyi değilsindir umarım diye. Bizim onunla aramızda bir şey vardı, o anlamıştır. Keşke içimizdeki çocuk hep yaşasa, hep saf ve temiz kalsak. İbrahim Halil Kaçıt. Teşekkür ediyoruz. Sosyal Mezra programı bu akşam bir başka güzel. Sizi keyifle izliyoruz. Ailece başarılarınızın devamını sevgiler saygılarımla Mehmet Orhan ve ailesi. Ferhat kardeşim, sizleri ilgiyle izliyoruz. İş hayatındaki başarının yanında mükemmel kişiliğinden bahsetmemize gerek var mı bilmiyorum. Lakin bildiğim başarı ve kişilik birbirini destekleyen dinamiklerdir. İkisini bir arada barındırdığınıza şahidiz. İyi programlar dilerim. Muzaffer Sezer. 28 kişilik grupta mı? Kesinlikle. Evet, çocuklar. Burada Muzaffer Sezer'e de güzel temenniler için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok sağ ol Muzaffer. Öpüyorum kardeşim buradan. Dünya güzel olsaydı doğarken ağlanmazdık. Yaşarken temiz yaşasaydık. Ölürken yıkanmazdık. Evet, bu arabesk sözü kim yazar? Metin İplikçoğlu'nun kızı Emine Gülsü İplikçoğlu. Evet, teşekkür ediyoruz Emine. Tipi tarla başı, egosu nişan taşı. Bu güzelmiş. Eyüp Selim. Evet, mesajlarımız geldikçe okuyacağız. Evet Kübra, evet. Sen bu iki oyunda da yoktun. Ekibe yeni adapte olduğunu söyledin. Hı-hı. Neler söyleyeceksin ekip hakkında? Nasıl gidiyor çalışmalar? Evet, ailenize yeni dahil oldum ben de. Ekip çok güzel ve ben bu ekipte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Duvarların Ötesi'nde oynuyorum. Zaten çok istemiştim bu oyunda oynamayı. Bu sezon bayağı bir ağlamalı geçti bizim için ekip olarak. Hem ağladık hem ağlattık. En büyük hayallerimden biri bir dram oyununda oynamaktı ve ağlamaktı. Bunu yaşadım. Bana güvendiniz, inandınız. Yani güveninizi boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Bu şekilde her şey şu an güzel gidiyor. İyi bakalım. Son bir mesajımızı daha okuyacağız. Ondan sonra reklam arasına gideceğiz. Reklamlardayken de mesajlarınızı bekliyoruz. Duvar yazılarını alacağız. Evet, bu mesaj için de reklama ara verdim ama bu duvar boyacılar para kazansın diye, bu duvara boyacılar para kazansın diye yazı yazıyorum demiş Ferhat Elden. Evet, şimdi güzel bir olay var. O WhatsApp irtibat hattımıza bakan da zaten Ferhat Elden. Kendi kendine mesaj atıp o mesajı da bize gönderdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra Sosyal Mezra'yla devam ediyoruz efendim. Bizden ayrılın.